İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz ancak final yayını. Yüzdük kuyruğuna geldik. Önce bir iki dakika erken girdik. Yani şeyim gelsin hemen onu paylaşayım geldi. Paylaştıktan sonra 2-3 dakikanızı ben rica edeceğim. Bu konuda lütfen kusura bakmayın. Onları paylaşalım. Hemen programımız devam edecek. Zira çok önemli bir program, onu söyleyeyim. Ve gelmemiş, lütfen bana gönderir misin tekrar şeyi? Linki bana gönderebilir misin sevgili yönetmen arkadaşım? Geldi. Şunu da bir düzelteyim. Çok kirli bir oyun var. Sabahtan beri duyduklarımı size anlatırsam var ya, insan gerçekten ne söyleyeceğini bilmiyor. Yani bu kadar zavallılık olabilir mi? Bugün akşam üzeri hem bir tarafta sizinle konuşayım hem bir tarafta da paylaşımı yapayım. Akşam üzeri Meral Danış Beşiktaş 2-3 tane Twitter atmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz günümüz dünyasında yani bir haberi yalanlamak için Twitter en hızlı iletişimdir, öyle söyleyeyim. Tabii ben takip ediyordum bu arada, onu söyleyeyim. Ya ne oluyor ya? Ya insan bu kadar mı çirkinleşiyor? Peki kim çirkinleşiyor? Ya bu CHP ve Kemalistler gırtlağına kadar kirlenmişler. Bugün programımızda epeyce bunları dile getireceğim. İnsanda zerre kadar saygı olur. En son ne oldu? Leyla Zana Hasankeyf'te miydi? Batman'da mıydı? Bir yerlerde... Orada cevap vermek zorunda kaldı. Ya bu hakikaten bu bir terbiyesizliktir yani. Ve neler söylemiyorlar, neler söylemiyorlar. Öyle şeyler, öyle çirkinlikleri yapıyorlar. İnsanın gerçekten midesi bulandırıyor. Yaptıkları ne biliyor musunuz? İki kola ayrılmış şu anda Kemalistler. Algı operasyonları yapıyorlar. Mesela diyorlar ki Meral Danış Beşiktaş çekildi mi? Çekildi mi demiyorlar. Ve bir haber böyle furya yayılıyor. Nereden çekildi? Bu çocuk oyuncağı mıdır? Siz nesiniz? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz efendi, biz uşak mıyız? Biraz haddinizi bildiriniz. Ve en son Leyla Zana, yahu dedi biraz terbiyeli olun. Size iki defa biz oy verdik. Madem eğer dürüstseniz, madem samimiyseniz, zerre kadar da onurunuz varsa buyurun. Holi meydan bu sefer de siz bize verin. Evet. Evet doğru. Madem öyleyse İstanbul'da gelin oylarınızı DEM Parti'ye verin. Niye vermiyorsunuz? Gelin siz DEM Parti'ye verin. İki defa DEM Parti seçmeni HDP döneminde size oy vermiş. 2019 seçimlerinde 25 yıl aradan sonra hayal bile edemeyeceğiniz ki 1994 senesinde Ergün Göknel olayı gırtlağına kadar sizin pisliğine battığını günlerce Türkiye kamuoyunu bunu okudu. Bilmiyor muyuz bunları? Sizin yaptığınız rezalet, sizin yaptığınız çirkinlik, sizin yaptığınız kepazelik. Yani gırtlağına kadar siz batmıştınız be. 1994'te İstanbul Belediyesi, 94'ten bahsediyorum. Yani 89 ve 94 yılları arasında İstanbul Belediyesi kimin elindeydi? CHP'nin elindeydi. Ama rezil, kepaze ettiler, bıraktılar. Peki nasıl oldu bu? Yani bunu bir açık bir şekilde serersek zaten işin içinden çıkamazsınız siz. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar rezillik, bu kadar hadsizlik olabilir mi? Sizin kirliliklerinizi, sizin kirli çamaşırlarınızı eğer ortaya serersek için içinden sokağa bile çıkamazsınız. O yıllarda sizin yaptıklarınızı. Yani bildiğiniz gibi değil değerli arkadaşlar. Gerçekten bildiğiniz gibi değil. Ya nasıl bir durumdur bu? Nasıl bir şeydir? Dolayısıyla insan ne söyleyeceğini gerçekten bilemiyor. Onun için sevgili dostlar, bugün bizim yapacağımız program bizim açımızda son derece önemlidir. Önemi şu ki yapılan bu çirkinliklere cevap vermek lazım. Sadece yeni değil. Bak bu çirkinlikler yeni değil. Dosya verildiği dönemde ve o gün
yapılan çirkinlikleri de şimdi size anlatacağım. Ya bunlarda gerçekten hiç ahlak yok mu? Yani insan bir dönüp bakar ve ayıptır ya. Ayıptır, günahtır derler ya Seyyid Rıza'nın dediği gibi. Ayıptır ya, günahtır. Hiç mi terbiyeniz yok? Hiç mi saygı yok sizde? Yani Kürtler veya Dem Partisi size oy verirse ne ala, çok güzeldir. Ama vermezse kötüdür. Ve öbür tarafta nasıl bir şey yapıyorlar biliyor musunuz? Öbür tarafta da şöyle bir yalan uyduruyorlar. Dem Partisi şeyle anlaştı. AKP ile anlaştı. Ya bu kadar da çirkeflik, bu kadar ahlaksızlık olabilir mi? Nasıl insanlarsınız siz? Nasıl yaratıklarsınız? Ama maalesef ve maalesef bunu da bize benzeyenlere yaptırıyorlar. İşin bir de o tarafı var. İşin o tarafı da maalesef ve maalesef Kürt olup da CHP'nin içerisinde yıllardır bir kemik peşinde, ya kemiği verilmiş ya da verilmemiş olanlara yaptırıyorlar. Bu insanın kanına dokunuyor ya. Sen ecdadının katiline, annesinin tecavüzüsüne hizmet ediyorsun diye geliyorsun, diyorsun ki Şırnaklı'ya da gel bunu yap diyorsun. Mardinli'ye de mi gel bunu yap diyorsun. Şimdi bunları tek tek deşifre edeceğiz ve tek tek bunları anlatacağım değerli arkadaşlar. Onun için kafa karışıklığını yaratan bu yaratıklara diyeceğim, sakın ha sakın yüz vermeyin, sakın ha ve sakın itibar da etmesin arkadaşlarımız. Onu baştan belirteyim ve hemen burada şeye başlamadan önce, programa başlamadan bir kontrol edelim. Bir mesaj, gelen mesajlara bir tane arkadaşım bana gönderirse en azından bir merhabalaşmış olurum. Kimin mesajı erken gelirse bilmiyorum. Eğer hangi bir arkadaşımız mesaj yazmışsa yayının çok normal olduğunu, sesin çok iyi olduğunu burada emin olmak istiyorum. Zira bu program son derece önemlidir, onu söyleyeyim. Final programı aynı zamanda, onu da söyleyeyim. Yani gerçekten bir final programı. Ve şimdi başlayacağım. Başlamadan önce sevgili yönetmen arkadaşım, orada ilk mesajı yazan arkadaşımın mesajı bana eğer iletebilirsen ya da ekranlarda görebilirsem çok çok değerli olur. Orhan Esen, ses normal. Çok teşekkür ediyorum sevgili Orhan. Evet. Şimdi arkadaşlar şu. Şimdi geliyoruz. Bu yeni bir olay değil. Yayında iyidir. Evet arkadaşlar, orada da yazdılar, burada da yazdılar. 35 yıllık bir siyasi gelenek ve muazzam bir bedel ve çelikleşmiş bir irade teslim alınmaya çalışılıyor. Kim tarafında? Kemalistler tarafında ve CHP tarafında. Hadsizce ve hudutsuzca. Şimdi biraz sonra kitle biraz yoğunlaşsın, belli noktaları orada dile getireceğim. Nasıl oluyor ve bu cesareti nasıl kendinizden görüyorsunuz? Bu kadar kafa karışıklığını yaratıyorsunuz. Siz kimsiniz? Siz çelikleşmiş olan Kürt'ün iradesini teslim alamazsınız. Bu olay, iddialara göre söylüyorum, daha dosya verildiği dönemden de değil, İstanbul İl Kongresi yapıldığı dönemde kimi bileşenlerimiz üzerinden ya da onlarla birlikte ya da onlardan birileri İstanbul İl Örgütü'nün içerisinde kümelendiklerini duyuyoruz. Ve tam seçim gelirken CHP'ye hizmet ettiklerine dair de kuşkular var, iddialar var. Nihayetinde demin en sağlıklı görünen müttefikleri olan bileşenleri ve SYKP gibi Tülay Hatimoğulları'nın partisi açıklama yapıyor. Ben diyor CHP'ye vereceğim. O zaman Kürtler sana şunu diyebilirler. Madem öyleyse ki CHP'de siyaset yap diyebilirler. Belki değiller de bu sana söylenecek. Ya da o partiden ayrılacaksın. Gerçi zaten 100 kişiyi bulunca 4'e bölünürler. 25 kişi bir parti kurar. 25 kişi bir parti kurar. Muhtemelen bu SYKP 4-5 parçaya bölünecektir. Bir başka iddia var. Ahmet Samyedi diye birisi yine bu partide Antalya'da çok ciddi kirliliklere bulaştığına dair iddialar var. Geçen gün Dem Partisi bu zatla ilgili bir açıklama yaptı. Bu adam kendini bizim parti meclisimiz olduğunu tanıtmaya çalışıyor. Bu şahsın bizim partimizle hiçbir ilgisi, alakası kalmamış. Peki bunlar olup biterken
1 Nisan'dan sonra bu ekranlarda dile getirdiklerimizi sakın şöyle anlamayın. Ya heval işte partiye karşı gibi veya işte hayır. Şu anda işimiz var. Nedir işimiz? Bütün gücümüzle sandıklara yükleneceğiz. Bu programı unutmayın. Bu programı birçok arkadaş kaydetsin. Bu program tarihe geçebilecek bir program olabilir. Çünkü neden diyeceksiniz? İstanbul kitlesi tasfiye edilmeye çalışılıyor. İstanbul kitlesi tasfiye edilmeye çalışıldı. İstanbul kitlesinin örgütlenmesinin başından beri ben var olan bir arkadaşınızım. 19 daha doğrusu hep bile olmadan bir örgütlenme ağı gelişti bu şehirde. Bu İstanbul'da. Daha sonra Halkın Emek Partisi, Demokrasi Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, HADEP, daha sonra DEHAP. Bu yıllar İstanbul kitlesinin en çok örgütlendiği yıllardır. Ve bu yıllarda ben neredeyim? İçindeyim. Hani diyorlar ya, "Dibe dize go benim zerine heske go ezvaylı köme. Go av ben zerine midit. Ben eve çava zerine hatta çekirini." Ya o dönemlerde, bu arada çok hızlı bir şekilde var olan arkadaşlar beğeni yapsınlar. Tıklama yapın ki beğenilere yayın genişlesin. Sevgili dostlar. Şimdi o dönemlerde ev ev örgütlendi buradaki bu taban. Sokak sokak, mahalle mahalle örgütlendi. Çelikten bir iradeye sahip bir kitle. Ve siz kalkıyorsunuz, Bileşen adı altında gelip İstanbul il yönetimine giriyorsunuz. Ondan sonra da başlıyorsunuz iki taraflı. Mesela bir şey daha var. Bir grup var. Onlar bileşenlerin dışında. Hem CHP'li görünüyorlar hem DEM Partili görünüyorlar. Tahmin ediyorsunuz ben nereleri bunlar, hangi vilayetlerin mensupları olduğunu az çok bilirsiniz ya da nüfuslarına kayıtlı olduklarını. HDP'li görünür ama öbür tarafta da CHP'de ayakta çıkmaz, orada kemik peşindedir. Nasıl bir propaganda yapıyorlar biliyor musun? Mesela bazıları diyor ki DEM Partisi şeyle anlaştı ya, AKP ile. Ya ne alakası var? Daha önce 7 Haziran seçimleri önce de bu algı operasyonları bunlar yürütmüşlerdi. Bu zavallılar yürütmüşlerdi. Kendileri tutarsız zannediyorlar ki DEM Partisi'nin de seçmeni onlar gibi tutarsızdır. Dolayısıyla bu program, yani DEM Partisi için ve İstanbul'daki kitlenin, Kürt siyasi hareketinin kitlesi için bence tarihi bir önem taşıyabilir. Ve birileri bu program üzerinde ileride belki konuşacaktır. Şimdi size yeni yeni başka şeyler anlatacağım sevgili dostlar, değerli arkadaşlar. Mesela dosyaların verildiği gün neden dosyalar gecikti? Değil mi? Örneğin Meral Danış Beştaş'ın dosyası neden 5 dakika kala götürüldü? Bu şoför beyle ilgili çok şey söylendi. Ama 10 Nisan'dan sonra, 5 Nisan'dan sonra DEM Parti bunları sorgulayacak. DEM Parti öyle bir parti değiller. İstediğini yapsın. Soruyorum, Sultanbeyli'yi Kartal'a yönlendiren zat kimdir? Ve eğer arkadaşlar uyanık davranmasalar, facia. Sultanbeyli'de biliyorsunuz aday var demin. Ve Sultanbeyli'deki insanlara söylüyorum, mutlaka kendi adayınıza oy verin. Bizim üzerimize müthiş bir oyun oynanıyor. Özellikle İstanbul'daki Kürt kitlesi üzerinde Kemalistlerin ve Ergenekoncuların geliştirmiş olduğu çirkin oyunu boşa çıkaracak tek güç sizin oyunuzdur. Sizin DEM Partisi'ne verecek oyunuz bu Kemalistlerin hesaplarını kursaklarında bırakacak ve burada ciddi bir çelikten bir irade olduğunu gösterecektir. Bunları şimdi peyderpey açacağım. Peki bizim Sultanbeyli ve benzeri ilçelerde dosyaları içeri götüren ve hakime hayır bunlar geç geldi diyen ilk parti kimdir? Yani bunları bu akşam dedim ya, bilmediklerimizi. Şimdi tüm bu çirkinliklere rağmen, tüm bu kirliliklere rağmen kalkmışlar bizim üzerimize siyaset yapıyorlar. Dönüp o zaman şunu sormak lazım. Yani DEM Partili olup da İmamoğlu denilen zat-ı muhtereme oy vereceğim diyenlere birkaç sorumuz olacak. Giresun'da demedi mi ben Topal Osman'ın torunuyum? Peki Topal Osman kimdir? Sakalli Nurettin Paşa ile Mustafa Kemal'in emriyle
Koçkırı Halk Hareketi'ni paramparça ederek bebekleri sünguçlarında taşıyanlar değil mi? Peki bununla gurur duyan İmamoğlu şimdi Kürtler üzerine çirkin siyaset yapıyor. Kürtler buna fırsat mı verecekler? DEM Partiler buna fırsat mı verecekler? Hayır. Mutlaka ve mutlaka kendi irademize sahip çıkmamız lazım. Leyla Hanım orada açıklama yapıyor. Meral Hanım burada açıklama yapıyor. Ve biz takip edelim. Ben bütün gün şimdi onları da yaptıkları açıklamaları da size okuyacağım. Ya bu program öyle bir program değil. Kendi başıma bunları konuşmuyorum. Takip ediyorum arkadaşlar. Siyasetçilerimizi takip ediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Kendi partimizin adayı buradaysa vereceğimiz oy mutlaka ve mutlaka kendi partimize vermemiz gerekiyor. Bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Onlara verecek tek bir oyumuz olmaması lazım. Kimse sizin kafanızı karıştırmasın. Bizim için Murat Kurum kazanmış veya Ekrem İmamoğlu kazanmış hiçbir şekilde bizi ilgilendirmez. Cehenneme kadar yeri var. Koçkırı Halk Hareketi bastıran CHP değil mi? Dersim'de bebekleri katleden mağaralarda CHP değil mi? Dersim'in kayıp kızları diye o zaman erkekleri öldürerek 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşındaki kızları jiletle kafaları kazıyarak götürüp Kemalist subaylar değil miydi? Tarih bunu söylüyor. Ve biz kalkacağız, bu zihniyete teslim olacağız öyle mi? Yani biz bu muyuz? Zilam katliamında ölü annesinin memesindeki sütü emen bebeği unutacak mıyız biz? Çözüm sürecini boşa çıkaran onlar değil miler miydi? Şimdi bakın, şimdi burada size bir tane dur. Bir hemen şurada Selahattin Bey, şimdi bakmayın bunlara. Selahattin Bey'in sesi o dönemde yapmış olduğu açıklamayı hemen şimdi size burada dinletiyorum. Değerli arkadaşlar. Ya biz aslında Selahattin Bey de bizler de bunların ne mal olduğunu çok iyi biliyoruz. Önce Meral Hanım'ı dinletelim. Belki şey olmayanlar var. Siz de mutlaka sandığa gidip oyunuzu kullanın. Unutmayın ve kimseye kulak asmayın. Asmayın. Sandıkta kendinize oy verin. İrademizi ve duruşumuzu herkese gösterin. Gösterin. Ağaca basıyoruz oyumuzu, mührümüzü. Tabii ki oyları DEM Parti'ye verin. Evet. Bu Meral Hanım'ın ne kadar zaman önce? Yaklaşık 1-2 saat önce. Attığı Twitter'dır. Şimdi Selahattin'i dinleyin. CHP yöneticileri ne yaptıklarını bilmiyor olabilirdir. 90 yıldır çünkü ülkeyi yöneten anlayış onların anlayışıydı ve ne yaptığını hiçbir zaman bilmedi. Kürt'ün elini uzatmayı beceremedi. Gönlünü açmayı beceremedi. Ülke kurulduğundan bu yana tekçi anlayışı, Kürt sorununu da var eden anlayışı zaten Cumhuriyet Halk Partisi var idi. Ama geldiğimiz noktada geçmişe bir öz eleştiriyle bak. Nerede yanlış yaptık, nerede hata yaptık? Düzeltmemiz gereken nokta neresidir diye bakmak yerine bildiğimiz Türkçü, milliyetçi, faşizan bir anlayışla rahatlıkla ittifak yapmak, Kürt'ü ezmeye çalışıyor. Bizim savunduğumuz veya korumaya çalıştığımız belediye binaları değil. Ne kadar makul bir cümle ve ne kadar akıl dolu bir cümle. Bizim savunacağımız belediye binaları değil, halkın iradesidir. Şimdi burada kendi irademizi sahip çıkacak mıyız programını yapıyoruz. Evet, kendi irademize pazar günü sahip çıkacağız. Bununla ilgili tabii ki bir pazar yazısı da yazacağım. Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şimdi burada aklımızla alay edenler, fikrimizle alay edenler veya irademizle alay etmeye kalkışanlar. Ya siz Kürt'ün ve DEM seçmeninin çelikleşmiş iradesiyle nasıl alay edebilirsiniz? Bir kere gücünüz yetmez. Bir kere gücünüz yetmez. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Lütfen tıklamaları, beğenileri yapın. Çünkü program genişlesin değerli arkadaşlar. Onun için sevgili arkadaşlar bakın bir şey daha söylüyorum. Bizim Sultanbeyli ilçe teşkilatı dosyasını alıyor. Oradaki yetkili her neyse yani onun adına şey olan o dönemde yani dosyalar verildiği dönemde
ısrarla Kartal'a göndereceksiniz diyor. Ya diyor ki evvel daha önce ben tecrübeli ve deneyimli birisiyim. Ben bunu burada vermem lazım. Neyse geliyor gidiyor dönüyor 5 dakika mı 6 dakika var. 6 dakika kala içeri giriyor. 6 dakika kala içeri giren kim itiraz ediyor? CHP ilçe başkanı Sultan Bey. Hayır diyor bu dosyayı kabul etmeyeceksin gecikmiş. Oradaki hakim diyor ki bu kararı sen veremezsin diyor. Seçim hakimi. Ben veririm. Kamera kayıtları var. Bak adamlar saat 5 olmadan içeri girmişler. Bir bu. Diğer tarafta Meral Naniş Beştaş'ın dosyası şöyle gecikti, böyle gecikti. Şoför aldı, şoför götürdü. Kendileri anlattı. Bunlar bunu yaparlar. Nereden biliyoruz bunların bunu yaptıklarını? Nereden biliyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekarte etmek için, göndermek için ne yaptılar biliyor musun? Bu Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel. Kendi gençlik kolları başkanı 10 tane video paylaştı. Ne dedi? 650 milyon liralık. 650 milyon. Kendi delegelerini satın almışlar. Şimdi bu zihniyet kendi içindeki kirliliği, kendi içindeki o parasal ilişkileri, akçe ilişkileri getirip Kürt halkına dayatmaya çalışıyor. Veya demin içerisinde yürütmeye çalışıyor. Ama DEM Parti'nin seçmeni öyle böyle bir seçmen değil. Yani deseniz ki ne oldu? Bana göre İstanbul'da yarından tez bu programdan sonra İstanbul'da taktik önderlik öne geçmesi lazım. Diyeceksiniz ki nedir taktik önderlik? Taktik önderlik halktır. Stratejik önderlik genel merkezdir. Yani genel merkezin eksik ve kusurları olmuş olabilir. Ne diyor aslında bilimsel siyasette? Şöyle bir durum var. Taktik önderlik ve stratejik önderlik. Stratejik önderlik bir partinin genel merkezidir. Genel merkez yanlış yapabilir, görmeyebilir, düşünmeyebilir. Ama genel merkezin yanlış yaptığı yerde ya da eksik bıraktığı yerde taktik önderlik devreye girmesi lazım. Taktik önderlik kimdir? DEM seçmenidir. DEM seçmeni iradeyi eline alması lazım. Bütün İstanbul'un 39 ilçesinde DEM seçmeni bedel verenler, çelikleşen iradeye sahip olan arkadaşların mutlaka ve mutlaka bunu kendi eline alma, inisiyatif kendi eline almaları lazım. Hiç kimseyi dinlemeksizin. İradeyi kendi elinize alacaksınız. Ne diyor şimdi? Meral Danış Beştaş, oyunuzu DEM'e vereceksiniz. Aynen öyledir. Şimdi Leyla Zana'nın da açıklamasını size hemen, kısadır bunları mecbur sizin için ayırıyorum. Hemen burada onu da sizinle okuyayım değerli arkadaşlar. Leyla Zana. Ve Leyla Zana Şırnak'ta açıklama yapmış. Şırnak'ta konuşmuş. O kadar makul ve mantıklı söylüyor ki Leyla Zana Şırnak'ta. Bir kere de siz oy, Kürtlere oylarını verin. Öyle ya. Yani hep biz mi vereceğiz? Siz verin. İki defa biz size verdik. Madem namussuysanız, iyi ortaksanız, ortak olmak istiyorsanız bırakın şu İmamoğlu'nu. Meral Danış Beştaş'tan çok mu kalitelidir? İmamoğlu Meral Danış Beştaş'tan çok mu bilinçlidir? Parlamentonun yıldız milletvekilidir. Parlamentonun bir numaralı milletvekilidir. Verin Meral Danış Beştaş'a, belediye nasıl yönetilir görün. Alın siz adayınızı çekin. Çekin Ekrem İmamoğlu'nu. Biz sizin uşağınız mıyız? Siz efendi biz uşak mıyız? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Leyla Zana'nın hemen kısa yazısını size okuyorum. Leyla Zana Şırnak'ta konuştu. Bir kere de siz Kürtlere oy verin. Görüyorsunuz muhalefetten 1001 farklı ses çıkıyor. Topluma verecekleri bir umut vaat yok. İktidar da aynı, muhalefet de aynı. Bazı hırsızlar da işin içinde girmiş, işin kaymağını yiyor. Bazı hırsızlar da işin içerisine girmiş, işin kaymağını yiyor. Hırsızlar çalıyor, halk eziliyor. Zehirli dilleriyle toplumu ayrıştırıyorlar. Yine birlik ve beraberlik diyen Kürtlerdir. İstanbul, Mersin ve bilmem ne kadar batı illeri varsa. Neden size verelim? Kime ne borcumuz var? Asıl sizlerin Kürtlere borcu var. Bir kere de siz Kürtlere verin. Her sıkışıklıkta size el atan Kürtlere bu sefer de siz oy verin. Bir sefer de siz oy verin. İstanbul Milletvekili adayı olan Hasan Cemal. Onu da katıyorum iş içerisine Gülen. Aynen öyledir. Haklısın. Şimdi bir milletvekili daha önemli. Aynı zamanda halkla ilişkilerde çok önemli görevleri de yapmış olan bir önceki dönem milletvekili İmam Taşçı.
DEM Parti İstanbul'da aday çıkarmayı yetkili organlarda karar aldı. Yani Meral Hanım kendi başına mı geldi Meral Danışbeşler? DEM Parti G merkezidir bu arkadaşımız. MK'dadır. DEM Parti İstanbul'da aday çıkarmayı yetkili organlarda karar aldı. Bu kararda SYK PND'de vardı. Şimdi İstanbul'da yan çiziyor. Ertuğrul Kürkçü Lenin'den örnekler veriyor. Ne ilgisi varsa bilmiyorum ama savunuyor. Eş genel başkan ses çıkarmıyor. Yani Tülay Hatimoğlu'nun bir açıklama yapması lazım. Kendi partisiyle ilgili. Hani bileşen hukuku vardı? Şimdi Zana TV'nin farkını anladınız mı? Yani genel merkezde yetkili, etkili arkadaşların sözlerinin dışında bir şey söylemiyorum. İmam Taşyer, Leyla Zana, Meral Danışbeştaş. Değil mi? Ve hatta size şu daha da ileri götüreyim. Medya haberi izleyebilirsiniz. Ve birçok orada altyazılar geçiyor. Bütün çağrılar nerede? DEM Parti mutlaka ve mutlaka kendi adayına oy vermesine yönelik çağrılar var. Genel başkanda da böyledir. Herkeste de böyledir. Onun için bu programı ben final programı yaptım değerli dostlar. Çünkü kritik bir dönem. Birileri gerçekten ve gerçekten aklımızı alay etmeye çalışıyor. Birileri gerçekten ve gerçekten İstanbul kitlemizi tasfiye etmek istiyor. Biz bu tasfiye seyirci mi kalacağız? Tamam, hasbel kadar bileşen hukukundan dolayı seni getirip de İstanbul'u yeni yöneticisi yapmışlar, öyle mi? Sen de getirdiler. E sen de kalkacaksın İstanbul İl Örgütü'ne, İstanbul kitlesine tasfiyeci anlayışı da itecekler. Kürtler sana papuç bırakmazlar. Kusura bakma. Kürtler size ve sizin gibilere asla ve asla papuç bırakmazlar. Lütfen beğeni yapın. Yayın biraz daha genişlesin değerli arkadaşlar. İstanbul'da yüzde kaç alır DEM? İstanbul'da normalde %12 ve 14 arasıdır DEM'in oyları. Ama bunlar biraz yerel yönetimlerde bir geçişken oy var. O geçişken oy tahmin ettiğiniz oylardır. Çünkü birbirimizi hala ikna edemedim. Mesela size şunu söyleyeyim. Daha iyi anlaşılsın. Size şunu söyleyeyim. Bir Diyarbakırlı geçişken değildir. Bir Mardinli, bir Vanlı, bir Hakkarili, bir Ardahanlı, bir Iğdırlı, bir Muşlu, bir Karslı, bir Batmanlı, bir Şırnaklı, bir Urfalı, bir Antepli, bir DEM seçmeni girişken değildir. Saymadığımız 3-4 tane vilayette bir geçişkenlik var. İsim söylemiyorum burada, tahmin edebiliyorsunuz. Kürdistan coğrafik olarak 22 vilayetten oluşur. Şimdi 22 vilayette oluşan Kürdistan kitlesinin aşağı yukarı 18 vilayetinde asgı zerre-i miskal kadar oylar şaşmaz. O diğer bazı şeyler de hepsi değil, yarı yarıya. Ve burada da yani şöyle söyleyeyim, Dersim'deki Tunceliler ve devam ediyor Erzincan'daki Tunceliler, yine Tunceli diyorum. Eğer bir insan Dersim'i iyileşmemişse o hala Tuncelilidir. Tuncelili ise bir ayağı CHP'dedir, bir ayağı DEM'dedir. Dersimliler hariç. Burada altını çizerek söylüyorum. Dersimliler hariç. Yani Adıyaman, Malatya ve Dersim ve Erzincan'daki Kürtlerin mutlaka Dersimileşmesi gerekiyor. Onlar Dersimileşmedikleri sürece bir geçişkenlik var. Biraz önce saydım. Bu kadar katliamın altında bu Cumhuriyet Halk Partisi yok mu? Niye bu kadar kızgınım ben o zaman bu sefer? Yahu bütün gün attıkları Twitter, sosyal medyadaki paylaşımlar, yaptıkları dedikodular, yani Kürtleri aşağılıyorlar. Kürtlerin iradesini hiçe sayıyorlar. Kürtleri adam yerine koymuyorlar. Tekrar çağrı yapmak zorunda kalıyorum çünkü benim önümdedir, ben biliyorum. Yayının ne kadar genişlediğini biliyorum. Lütfen yeni gelen arkadaşlarımız tıklayıp beğeni yapsınlar değerli sevgili dostlar. Onun için bu program kesinlikle ve kesinlikle önemseyin. Ve size şöyle bir ricam var. Bu programı paylaşın şeyden sonra. Şimdi de paylaşabilirsiniz. Yani kendi Facebook hesaplarının altında benim Facebook'uma girerek bu programı alıp paylaşmanız yarın öbür gün okunması, dinlenmesi için oldukça önemlidir. Arkadaş sormuş, ne kadar İstanbul'da oy alabilir? Bence %11 ile 9 arasında oy alması gerekiyor. 11 ile 9 arası
oy alması gerekiyor. Peki neden bu kadar İstanbul'un üzerine ben duruyorum? Ben bu İstanbul kitlesinin içerisinde büyümüş birisiyim. Peki tamam, büyüdük, yetiştik, örgütledik, yaptık, ettik. Bakın, Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de, Diyarbakır'da 1990 ile 2000 yılları arasında orada yapılan hukuk dışı bir uygulama, yani bir köy yakıldı diyelim. İlk tepki koyan İstanbul kitlesiydi. Onun için yüreğim sızlıyor İstanbul kitlesinin tasfiye edilmeye kalkışanlar böyle görünce. Güçleri yetmeyecek, bu ayrı bir mesele. İlk İstanbul'da İstanbul İl Örgütü dünyaya duyuruyordu. Bakın mesela 11 tane dünya ajansı İstanbul'da üzerine değerlendirme yapıyor. Bu kadar önemlidir İstanbul. Yani Kürtlerin dünyaya açılan penceresi İstanbul'dur Diyarbakır'dan sonra. Çünkü İstanbul'da dünya ticaret merkezidir, dünya iş merkezidir, dünya medya merkezidir, dünya basın merkezidir, dünya diplomasi merkezidir. Dünya diplomasi merkezinin olduğu bir kentte bizim alacağımız bir oy çok şeydir. Ve o zaman Kürtler ne diyecekler DEM Partisi? Fransa'ya, Belçika'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya, Danimarka'ya, Amerika'ya, Rusya'ya, kardeşim ben Türkiye'nin her tarafında ve Türkiye'nin bileşkesi olan İstanbul'da 1,5 milyon oy sahibiyim. Yani İstanbul bu açıda çok önemlidir. İstanbul bu noktada çok çok önemlidir. Sevgili dostlar, ya bunu iyi anlamak lazım, bunu iyi okumak lazım. Yani biz İstanbul'u iyi okumamız lazım. Mesela bu seçim strateji belirlemede ciddi bir sıkıntı oldu. Biraz önce söyledim. Kim strateji iyi belirlemedi veya sıkıntılı oldu? Merkezi organ. İşte tam burada taktik önderlik. Bu cümleyi bu akşam çok kullanacağım. Taktik önderlik halktır. Eğer stratejisyen, strateji belirleyen merkezi organ iyi belirlememişse, bir eksiklik yapmışsa halk devreye girecek ve gereğini yapacak. Gereği nedir? Kendi partisine sahip çıkacak. Bence birinci raundda tamam. Yani Nevroz'da 1 milyon İstanbul'da kendi Nevroz'una sahip çıktı. Aynı 1 milyonun Nevroz'a giden herkesin, çünkü Nevroz'a giden aynı zamanda seçmendir. Nevroz'a giden herkesin çağrı yapıyorum. Lütfen kimse aklınızı karıştırmasın. Kimse size fikir vermeye kalkışmasın. Oylarınızı kendi partinizin dışında hiçbir partiye vermeyin. Yok şöyle olacak, yok böyle. Ya öyle yalanlar söylüyorlar ki bu CHP'liler. Aynısını AKP'liler de söylüyorlar, sana söyleyeyim. Mesela o diyor ki eğer işte İstanbul'u AKP kazanmasa, AKP diyor. Yani işte bilmem ne olacak, kıyamet kopacak. Ya kıyamet kopmayacak, üstübaşı bir seçimdir. Evet, belki çıkarınız için birilerinin kıyameti kopabilir. Ama aynı şekilde CHP'liler daha kıyameti koparıyorlar. Diyorlar ki mesela dün bir iki tanesini dinledim. Bak diyor, çoluğunu düşün, çocuğunu düşün, geleceğini düşün. Allah Allah. Yani şimdi çoluğu, çocuğu, geleceği İstanbul Belediyesi. Ne alakası var? Böyle bir yalan olabilir mi? Böyle bir paravla olabilir mi? Eğer İstanbul'da İmamoğlu'na verirsen sen çoluğu, çocuğu, geleceğini düşünmüş olacaksın. Tevlimini malamini. Şu yalanı görüyor musunuz? Şu paravrayı. Ya nasıl halkı tedirgin ediyorlar? Nasıl 14 Mayıs seçimlerinden önce bir iki tane AKP'li şöyle söylemişti. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa işte camiler kapanacak. Ya öyle bir şey olabilir mi? Camileri açanlardan birisi zaten Mustafa Kemal'dı. 1924 senesinde Diyanet'i açan adam. Bu ülkenin gerçekliğidir. Böyle bir şey olabilir mi? Kendileri söylemiyorlar bu halkın, bu ülkenin %98'i Müslümandır. Öbür tarafta da CHP'nin daha çirkin yaptığı propaganda, çok daha çirkin yaptığı propaganda korkunç bir şey. Ha diyor, bak kıyamet kopacak, dünyanın sonu. Eğer CHP, Allah Allah, CHP vermesek kıyamet kopacak, dünyanın sonu. Kimin kıyameti kopacak? Evet, bu Kemal zihniyetin kıyameti kopacak. Varsın kopsun. 1989 ve 94 yılları arasında belediye CHP'nindi.
trilyonları götürdüklerine dair iş kim Ergün Göknel skandalı çıktı. Feray Hanım diye bir sevgilisi ortaya çıktı, genç bir kadıncağız. Ve oradan dolayı kaybettiler. Ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı oldu 94 senesinde. Ve bugüne kadar hiç kimse onu AKP'den almadı. Sadece ve sadece geçen dönem Kürtler AKP'ye olan kızgınlıklarından dolayı oy verdiler. Ve bu uzun süre içerisinde 25 yıl aradan sonra ilk defa şeyi almış oldular. CHP Kemalistler burayı almış oldular, İstanbul'u, Ankara'yı ve birçok yeri. Bir teşekkür bile etmediler. 5 tane imam gasılhanede çalışıyordu. Yani ölüleri yıkıyordu Kürt imam. Bunları bile işten attılar. Peki o zaman başka bir soru soralım. Yani şimdi İstanbul'daki Kürtlerin ve demin hesabı 2 tane çöpçü işe almak mıdır? Var olan encümen ne yaptı ki? Kartal'da 2 tane encümenimiz vardı geçen dönem. Bir encümenimiz vardı. Ne yaptı? Yani bir Kartallı'ya bir hizmet etti mi Allah aşkına? Bir iki arkadaşın dükkanları falan belediye ceza vermişti. Onu bile becermedi kaldırmaya. Belediyeler biraz öyledir. Halkın gidip işte itiraz ettiği, şunu yaptığı yerlerdi. Şimdi mesela düşünüyorum. Gökhan Yüksel diye birisi burada var. İyi. Bu Gökhan Yüksel bir Mardinli'ye, bir Diyarbakırlı'ya, bir Urfa'lı'ya, bir Antepli'ye, bir Vanlı'ya, bir Hakkari'ye Allah'ın selamını vermiş mi? Bir Muşlu'ya, bir Kars'lı'ya, bir Iğdır'lı'ya Allah'ın selamını vermiş mi? Ben merak ediyorum gerçekten. Sana Allah'ın selamını vermeyen birisi sen ne diye selam vereceksin? Ne diye oy vereceksin? Çok merak ediyorum. Verip vermemeyi o seçmene bırakıyorum. Burada iradesine müdahale etmeye hakkım yok, saygı duyuyorum. Ama niye vereceksin? Sana selam vermiyorum. Yani birkaç yandaşın şunu bunu bir araya getirerek belediyede o mutlu olacak. Sen evine ekmek götürmeyeceksin. Kaç tanenizin çocuğu işe alındı? Dolayısıyla burada bu boş hayallerin peşine düşmemek lazım. Ve de bir de ucuz hayallerin peşine düşmemek lazım. Yani Kürt mücadelesinin geldiği nokta, şu anda dünyada Kürt mücadelesi konuşuluyor. Değerli arkadaşlar, şeyde gerideyiz, beğenide gerideyiz. Yayın ağır yayılıyor, onu söyleyeyim. Lütfen bir tıklama yapın, o beğeniyi yapın. Yayın ağımız biraz daha genişlesin. Şimdi sevgili dostlar, değerli canlar, güzel arkadaşlarım. Hani aday olmasaydı Meral Danış Beştaş gibi değerli parlamentonun en kaliteli milletvekili getireceksin, İstanbul'da aday edeceksin ve senin seçmenin birileri kafasını karıştıracak. Yani Meral Hanım formalite icabı mı geldi İstanbul'da aday oldu? Hayır. İstanbul'da kendi oylarını konsolide etme. Nedir konsolide? Kendi oylarını toparlama, kendi oyları kendi partisine çekme ve kendi halkın iradesi kendi partisiyle var olduğunu dünyaya gösterme olayıdır. Şimdi bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar aleni bir durum söz konusuyken, ortadayken maalesef ve maalesef bakıyorsunuz ki hala birileri kalkıyor, sanki böyle bir şey yokmuş gibi gösteriyor. Aynı şekilde İzmir, aynı şekilde Antalya, aynı şekilde Mersin, Mersin'de herhalde bir uzlaşı bir yerlerde var. Bu Akdeniz üzerindeki, ama Akdeniz'e de geçen defa ihanet ettiler biliyorsunuz HDP'ye. Aynı şekilde Adana'ya aday koymuşsun sen, DEM Parti. Aday koymuşsan o zaman DEM Genel Merkezi daha net zelal açıklamalar yapma. Gerçi yapıyorlar, burada suçlamıyorum. Daha açık, üst üste yapın. Değerli arkadaşlar, adayımızın olduğu her yerde biz adayımıza veriyoruz diye zaten açıklama yapıyorlar, yapmıyorlar değil. Şimdi durum bu kadar açık, bu kadar net, bu kadar aleni, ama birileri kalkıyor Kürtlerin iradesini sıradanlaştırmak, küçük düşürmek, geriletmek için böyle bir entrikalara başvurabiliyor. Değerli arkadaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun ikinci handikabını size söyleyeyim. Ya bu var ya, çok sinsi bir adamdır, size söyleyeyim. Çok sinsi bir adamdır. Diyarbakır Belediyesi'ni ziyarete gitti Ekrem İmamoğlu. Geçen dönem Kürtlerin oylarıyla kazanan Ekrem İmamoğlu. Peki Diyarbakır Belediyesi'ni ziyarete giderken senin başka Doktor Selçuk Mizrakli'ye hediye edeceğin bir şey yok mu? Ne yaptı? Mustafa Kemal'ın resmini ona hediye etti. Mustafa Kemal da Şıksaydı Diyarbakır'da idam kararı verenlerden birisi.
Şimdi burada soruyorum. Şıksay'da bağlı olanlar veya Seyyid Rıza'nın, yani iki yol var demin önünde. Ya Şıksay'da ile Seyyid Rıza'nın yolunda gidecekler ya da Diyabagalar'ın ya da Binbaşı Kasu'nun yolunda gidecekler. Binbaşı Kasu Şıksay'ın bacanağıydı. Bacanağı. Şıksay'da ihanet eden adam. Mustafa Kemal'ın kuklasıydı ve sonra da siktir çetin Mustafa. Diyabaga aynı şekilde Seyyid Rıza'yı sattı. İhanet etti Seyyid Rıza'ya. Şimdi soruyorum burada. Yani ya bu arkadaşlar, ortada net bir durum var. Ortada bir yanlış yok. Sadece ve sadece bizi birileriyle etkilemeye çalışıyor. Bunu kırmak lazım. Şimdi Şeyh Said ve Seyyid Rıza'nın yolunda mı gideceğiz? Yoksa Diyabaga ile Binbaşı Kasu'nun yolunda gideceğiz? Evet, yani doğrudur. Kürdistan her tarafında kazanır ve kaybeder önemli değildir ama söylemleri 10 numaraydı, kutluyorum. Değerli Hayrettin abi, dem açıklama yapıyor Hayrettin abi. Demin Gen Merkezi de açıklama yapıyor. Leyla Hanım da açıklama yapıyor. Şey de yapıyor. 5 yıl boyunca gün boyu gelip demi ziyaret etti mi? Ayağınıza sağlık rahmi işte. Gökhan Yüksel 5 yıl boyunca bir gün gelip Dem Partisi'nin bir çayını içti mi? Rahmi İştek yazmış. Kartal'da oturanlardan birisidir. Bir gün gelip bir çayını içledi mi? Yani demek ki bizi adam yerine koy. Avrupa'da Avrupa Belediyeler Birliği toplantısında, yerel yönetimler toplantısında bir arkadaşımız yazmış, teşekkür ediyor. Yazın o mesajları, yazın okuyalım bu gece burada. Ne yaptım? Avrupa Yerel Yönetimler Birliği toplantısında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün çıktı, dedi ki kayyum atamak haktır dedi. CHP Belediye Başkanı. Ben burada boşuna boğaz patlatmıyorum. Ben boşuna bu akşam bu programın da feryat etmiyorum. Ya Avrupa Yerel Yönetimler toplantısında arkadaşlar, günlük biz izliyoruz. Kalktı Büyükçekmece CHP Büyükçekmece Belediye Başkanı, kalktı dedi ki kayyum atamak haktır. Yani Kürdistan halkının iradesi gasp etmek ona göre haktır. Afyon'daki çıplak kadın çıkıp demedi mi demliler hariç herkes, bu kapı herkese açıktır. CHP Belediye Başkanı adayı Afyon'un Özlem Çerçioğlu Afrin'e atılan füzenin üzerinde ismini yazmadı mı? Tanju Özcan Bolu'da Selahattin Bey'in bir resmini, fotoğrafı paylaştı diye kadıncağızı işten atmadı mı? Açlığa mahkum etmedi mi? Sevgili arkadaşlar, burada kendimize gelmemiz lazım. Kendimizi toparlamamız lazım. İstanbul'da doğrudur 5 milyon Kürt var. Hatta 5 milyon 750 olarak son 30-40 yılda gelen göç olarak ben daha önce resmi rakamlarda çıkarttım. Bu yayınlarda söyledim. Bu yayınlarda onu çıkarttım ve sizinle paylaştım ben bunu. Onun için sizden rica ediyorum, bu yayın bittikten sonra benim Facebook hesabımda ya da YouTube'da alıp kendi hesaplarınıza mutlaka ve mutlaka kendi Facebook'unda bir defaya mahsus paylaşın ve 24 saat kalsın. Kalsın. Bütün bu saydıklarımın bir tanesine desinler ki şu nokta yanlıştır. Şu nokta yanlıştır desin. Bakın burada kimin mesajları size okuduğunu da söylüyorum. Kitle geldiği için ta o zaman sevgili Selahattin bunu zaten açıklamış değerli arkadaşlar. Hem de ne zaman biliyor musun? 10 yıl önce CHP'nin ne mal olduğunu Selahattin Demirtaş kendi ağzıyla söylüyor. Kendi diliyle. Yani 100 yıllık bu Kürt inkarının sürdürücüsü ve karar vericisi şey değil mi? Bir daha hani kitle kalabalıklaştığı için bir daha dinlemekte yarar var. Sevgili Selahattin'in o dönem CHP ile ilgili yaptıklarını bilmiyor olabilir. 90 yıldır çünkü ülkeyi yöneten anlayış onların anlayışıydı ve ne yaptığını hiçbir zaman bilmedi.
Kürdün elini uzatmayı beceremedi. Gönlünü açmayı beceremedi. Ülke kurulduğundan bu yana etçi anlayışı, Kürt sorununu da var eden anlayışı zaten Cumhuriyet Halk Partisi var idi. Ama geldiğimiz noktada geçmişe bir öz eleştiriyle bak. Nerede yanlış yaptık, nerede hata yaptık? Düzeltmemiz gereken nokta neresidir diye bakmak yerine bildiğimiz Türkçü, milliyetçi, faşizan bir anlayışla rahatlıkla ittifak yapıp Kürt'ü ezmeye çalışıyor. Bizim savunduğumuz ve korumaya çalıştığımız belediye binaları değil. Al bir el. Evet. Şimdi yanında kim var? Bunu söylediğinde yanında Gülten Kışanak var. Şimdi biz Gülten Kışanak'ı, Selahattin Demirtaş'ı, Ayla, bugün mesela Sabahat açıklama yaptı. Onu da söyleyeyim size. Sabahat Tüncel'in açıklaması vardı. Bugün yine Salih Koç'a teşekkürler. Bugün yine Ayla Akat'ın açıklaması vardı. Yani şimdi bu kadar açıklamaya rağmen ya arkadaşlar biz kendimizdeyiz gerçekten. Biz kendimizde miyiz? O zaman bu arkadaşlar bizim irademizi temsil etmiyorlar mı? Ediyorlar. Madem bu arkadaşlarımız cezaevlerinde çok ağır bir bedel ödeyerek bunun irademizi temsil ediyorlarsa o zaman bizim dönüp kendimize bir soru sormamız lazım. Biz işin neresindeyiz? Biz işin neresindeyiz? Hala birileri, hala bazı seçmenlerin, dem seçmenlerin kafası nasıl karışabiliyor? Karışmaması gerekiyor. Ve adamlar bizi kendine sanki ceplerinde şey keklik gibi gör, çantalarında keklik gibi görüyorlar. Şimdi çelik bir iradeye sahip olan bir halkı nasıl ne hadlarına çelikten bir irade görsünler, şey görsünler, çantalarında keklik görsünler. Böyle saçma bir şey olabilir mi? İstanbul'un 39 ilçesinde, o işte 39 ilçesinde sandık başına gidin ve gittiğiniz gibi ağacın altında Meral Danış Beştaş'ın adaylığı altında, demin altında tak diye mührünüzü vuracaksınız. Bu senin varlığını gösteriyor. Bu senin iradeni gösteriyor. Bu ya mutlaka bir çözüm süreci olacak. Bu yıl olacak, öbür yıl. Çünkü niye? Kürtler yok edilmediler. Türklerden mutlu olmadılar. Ve gelinen noktada korkunç bir yoksulluk, çaresizlik, perişanlık ve buhran var. Bu iş illaki çözülecek. Bu İrlanda'da da böyleydi. Bu İskoçya meselesinde de böyleydi. Bask ve Katalan bölgesinde de bu böyleydi. Fransa, Korsika'da da. Bu dünyanın her tarafında bu böyledir. Ama dünya nereye bakar? Dünya senin kitlenin varlığına bakar. Senin eğer kitlen, düşünün ya, İstanbul'da 1 milyon 200 bin oy alan bir partiden bahsediyoruz. DEM Partisi. 7 Haziran'da. Ama 1 milyon bu sefer genç oy kullanacak. Bunun 350 bin tanesi yine İstanbul'da. Ve çok büyük bir Kürt gençleridirler. Ya birileri saldırabilir. Yani Brad Pitt. Birileri saldırabilir. Hiç önemli değildir. Biz kendi partimize gönül verdiğimiz, sevdalı olduğumuz ve bizim irademizin mücadelesini veren, sırtına taşıyıcısı olan DEM Partisi'ne oyumuzu vereceğiz. CHP niye saldırıyor? Ha şunu söylüyorlar. Bak diyor. Bu öyle yapıyor ki AKP. Bana ne o canı cehenneme? Sen partisin 100 yıllık. Sen Kürt'ü inkar etmeyi biliyorsun. Sen Kürt'ü yok saymayı biliyorsun. Sen Kürt'ün dilini yasaklamayı biliyorsun. E bunları biliyorsun, git AKP'ye kazan. Bize ne? Bize ne yani senin AKP'ye karşı kazanıp bize dert midir yani? Bir arkadaş bize Rahmi Önce yazdı. Kartal Belediye Başkanı 5 yıl boyunca Gökhan Yüksel bir günden partisini ziyaret mi etti? Bir çaylarını mı içti onlar? Ya da ortağız da oy vermişiz ya. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın çözüm sürecini unutmayın. Bakın çözüm sürecinde ilk defa Kürt gençleri ve Türk gençleri ölmediler. Ve çözüm sürecinde bugünkü AKP'nin ortağı MHP CHP ile birleşti. Ne yaptı? Ekmeleddin İhsanoğlu diye birini getirdiler. Gece gündüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettiler. Hakaret ettiler. Peki çözüm süreci niye olmadı diye sormadılar. Erdoğan'a çözümü niye becermedin diye bir hesap sormadılar. Hep şunu söylediler. Niye çözüyorsun diye. Niye çözüyorsun diye sordular. Çadır mahkemeleri dediler, lahmacundan bahsettiler, o işte gelen şeydeki Hewler'de gelen gruptan kastederek ve sürekli
neden çözüyorsun diye saldırdı CHP. MHP'yi de yanına aldı. O günleri şöyle bir dönüp hatırlayalım. Biz balık hafızalı mıyız, bunları düşünmeyeceğiz ve görmeyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu işin açık ve net şeyi budur. Tarihsel arka planı budur. Kürtleri inkar eden, yok eden, dilini yasaklan CHP'nin zihniyetidir. Nokta. 4500 tane köy yakan ya CHP'nin Ergenekoncu kanadıdır. Daha ne? AKP 2002 yılında geldi bu ülkenin başına. Ha, AKP de son 5 yıldır Kürt'e yapmadığını bırakmadı. Onu da yani burada temize çıkarmıyorum. Ancak şu var. 1990 ile 1987 ve 90 yılları arasında 4500 tane köy yakıldı. Ve bu 4500 köyün en azından 1500 köy şu anda İstanbul'da yerleşiktir. Arada 35 yıl geçmiş. Bu 35 yıl aradan sonra o emirlerin, ailelerin, çocukları, kızları evlendi, gençleri evlendi. Şu anda olmuş aşağı yukarı yine 3000 köy nüfusu kadar. Onun için bu kitle senin köyünü yakana sen oy mu vereceksin CHP'ye? Bu zihniyet değil miydi? Bu Ergenekoncu kanat değil miydi? Çözüm sürecini akamete uğran, bozan bu değil miydi? Peki hedefleri nedir? Hedefleri şu. Yeniden Sadabat Paktı. Aynen Sadabat Paktı'nı istiyorlar adamlar. Nedir Sadabat Paktı? Kemalistler döneminde bu anlaşma yine yapılmış. En son Sadabat diye bir saray var İran'da. Türkiye, İran, Irak ve Suriye kanka olacak. Herkes kendi Kürdünü dövecek. CHP'nin düşüncesi budur. Bunun ötesinde hiçbir düşüncesi yok. Yani CHP'nin bunun dışında hiç ama hiçbir düşüncesi yok. Size net söylüyorum. Varsa çıkıp açıklasınlar. Özgür Özel, Tanju Özcan'ı partiden atabildi mi? Aday etmeseydi. Özgür Özel Afyon'dakini aday etmeseydi. Başka yeni birini yerine koysaydı. Değil mi yani? Deseydik ben bunu. Muhittin Böceği yaptı mı? Burada tekrar bir kez daha söylüyorum. Kemal Bülbül'ü takdir etmek gerekiyor. Muazzam bir çalışma yürütüyor Antalya'da. Abdurrahman arkadaş da orada şahididir, bize biraz önce mesajı atan. Dolayısıyla bizim yapacağımız nettir, açıktır, adres bellidir. DEM Parti'nin dışında hiçbir partiye oy gitmemesi lazım. Ve Kürdistan'da olup da 22 Kürdistan vilayeti, Avrupa, dünyanın neresinde olursa olsun akrabası İstanbul'da olanlar akrabalarını arasınlar. Ararken de şunu söylesinler. İki tane yol var bizim önümüzde. Bir, ya Diyabaga ile Binbaşı Kaso'nun ihanet yolunda yürüyeceğiz ya da Şeyh Said ile Seyyid Rıza'nın yolunda yürüyeceğiz. Şeyh Said ile Seyyid Rıza'yı kim idam etti? Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu tarih söylüyor, ben kafamda bunu uydurmuyorum. Hatırlıyor musunuz? Bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Dedi ki işte Dersim, hani bir öz eleştiri yapalım. O zamanki Onur Öymen miydi? Onur Öymen. Eski Bon Büyükelçisi. CHP'de milletvekiliydi. Ne dedi? Kalktı ne dedi? Parlamentoda. Bugün de aynı olsa bugün de ben dersimi aynı şekilde dersimi katlederim. Daha ne desin adam? Şimdi biz bu katliamcı, bu inkarcı, bu imhacı ve hala öz eleştirisini Kürt'e vermeyene mi oy vereceğiz? Bize ne kazanmış, kaybetmiş? Ben diyorum ya, canı cehenneme. Zerre-i miskal kadar bizim umurumuzda değil arkadaşlar. Olmaması gerekiyor. İşin kötü tarafı, bize benzeyen diyorlar ya, hani diyor kurt yavrusunu artık büyümüş demiş, benim getirdiğim av bize yetmiyor. Bir tepenin başına çıkarmış. Demiş ki bak, bundan sonra sen avcılık kendin yaparsın, kendin de getirip yiyeceksin. Demiş nasıl? Karşıda demiş bak, dağın yamacını ne görüyorsun orada? Bir sürü koyun var. Evet diyor, dört ayaklı şeyler var diyor. Ha diyor, onların eti çok güzeldir. Onları yakalayacaksın bir bir, ama diyor bak diyor orada biri daha var diyor, iki ayaklı. Evet diyor, o da çobandır. O da onları koruyandır. Ama elinde de uzun bir şey var. Onun diyor değneğidir diyor. Seni yakalarsa canını yakar diyor. Peki diyor ama bize benzeyen köpeği, çobanın köpeği. Bize benzeyen dört ayaklı biri de görüyorum. Aha diyor, bizim bütün baş belamız o bize benzeyendir.
Şimdi bize benzeyenler, yani Kürt olup CHP içerisinde yıllardır kemik yalacılığını yapan ve bir türlü CHP'nin onun ecdadını katlettiğini anlamayan ve Dersim'in kayıp kızlarını hatırlamayan ve Dersim katliamını, Zilan katliamını, Koçkarı Halk Hareketi katliamını hala bilince çıkarmayan kimi zavallılar, bize benzeyenler bizi ısrarla CHP'nin bagajına koymaya çalışıyorlar. Bu yetmiyormuş gibi bir de bizim bileşenlerimiz. Neyse, bileşenler bence son turudur, onu söyleyeyim. İstanbul sokaklarında bazı alfabe Kürtleri yakalayıp İmamoğlu oy vereceklerini söylüyorlar. Onlar da bir şey söyler. Bazı gerizekalılar yakalıyorlar. İmamoğlu'na oy vereceksiniz. Allah Allah, niye verecekmişiz? Niye verecekmişiz? Mecbur muyuz? Mecbur mu Kürtler İmamoğlu'na oy vermeye? İmamoğlu gurur duyduğu kişi Topal Osman. Topal Osman ecdadımızı katleden adam. Şimdi sonra gidip Selçuk Mızraklı'ya Mustafa Kemal'ın fotoğrafını hediye eden adam. Şimdi burada herkes şöyle bir dursun. Önce aklına sor. Sonra dön vicdanına sor. Sonra da düşün. Ben ecdadımı katledenlerle onur duyan, gurur duyan birine neden oy vereyim? Değil mi yani? Bu kadar açık ve net. Ve benim, bana benzeyen, kendini kaybeden, bir türlü kendini görmeyen, hala uyanmayan birilerinin nasıl etkisinde kalabilirim? Değil mi? Hele hele DEM Partisi bu kadar milletvekili içeride, cezaevinde Sabah Tüncel'dir, Gülten Kışanak'tır, Ayla Akkat'tır, Selahattin Demirtaş'tır, 20 bine yakın DEM Partili cezaevlerinde bir güne bir gün İmamoğlu cezaevlerle ilgili bir açıklama yapmış mı? Bir güne bir gün İmamoğlu cezaevlerle ilgili bir tane açıklama yaptığınızı duydunuz mu? Selahattin Bey'in babası vefat etti, bir Twitter attı mı? Bu iki de Karadeniz'in arasında niye bir tercih yapacağız? İkisi de Karadenizli. Biri Rizeli, biri Trabzonlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyli, Rizeli. Ekrem İmamoğlu da Trabzonlu. Peki Kürt'e ne oluyor? Biz niçin taraf oluyoruz gerçekten? Biri bana izah etsin bunu. Biz birkaç tane marjinal sol kesimin etkisinde kalarak kimse bizi CHP'nin bagajına tıkamaya kalkmaması gerekiyor. Kalkmamalı, buna cesaret de etmemeli. O zaman programı toparlarken bir yazsın, benim kaç dakikam var sevgili yönetmen arkadaşım. Şunu net yapıyoruz. Deme verilen her oy uluslararası görünmemiz, temsiliyetimizin şeyidir. Açık belgesidir. Biz o zaman sizden tekrar rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum. Program bittikten sonra şu programı alın, kendi Facebook hesaplarında paylaşın. Sizin arkadaşlarınız alsınlar. Burada bir tane kelime yanlış varsa öz eleştiri vereceğim. Açık ve net söylüyorum. Kalın sağlıcakla. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar, selamlar, saygılar ve 24 saat, zaten yarın seçim yasağı var. Biz işte bir pazar günü sabah sandığa gideceğiz. DEM Parti İstanbul'da az oy almamalı. DEM Parti'nin şeyine gölge düşürmemeye, temsiliyetine gölge düşürmememiz gerekiyor. Hepinize iyi akşamlar, selamlar, saygılar.